Evet, selamlar arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Bir önceki videoda biliyorsunuz Mirna etkinliğini inceledim. Bu etkinlikle alakalı detaylı bilgi verdim. Etkinliğim vardı. Obsidian tankını incelemiştik ama kağıt üzerinde. Şimdi birazdan kısa bir replay atacağım. O replayden önce gelin bir de yine bu tankı bir daha anlatayım ben size. Şimdi tankı ben beğenmedim. Beğenmememin en büyük sebebi ise tankın hantallığı. Tankın ileri hızı 42 fakat buza çabuk ulaşabilen bir tank değil. Bayırlarda falan çok ciddi bir şekilde hızınız düşüyor. Geri hızınız 16, ateş ettikten sonra ya da bir şekilde spotlandıktan sonra kaçamıyorsunuz. Kendi tanklarına göre avantajları topu, benzer tanklara göre diyeyim, topu ve gizlenmesi diyebilirim. Hızlı yüklemesi diyebilirim. Ama bunların hepsini hantallığı ciddi şekilde absorbe ediyor. Ben öyle hızlı tank hastası değilim. Ben aman tank hızlı olsun, basayım gaza gideyim hastası değilim. Fakat hep söylediğim bir şey var. Tank kendi sınıfında belirli özellikleri taşımalı diyorum ben. Abi ağır tanksa zırhı iyi olacak. Topu nispeten iyi olacak. Tank destroyerse topu güzel olacak. Tabii şimdi topu güzel, zırhı güzel. Bilmem, bu çok geniş bir çerçeve, çok geniş bir çember. Ama tareti güzel olacak dediğimizde ya topu güzel olacak dediğimizde topun birçok özelliği var. Nişan alması var, 100 metre dağılım süresi var, mermi hızı var, mermi tipi var gibi gibi bir sürü şey detaya giriyor. Şimdi Obsidian tankını ben hem hantallığı yüzünden sevmedim hem hızı ve geri hızı yüzünden sevmedim. Şimdi benzer tanklara baktığımızda ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ettiğim bir tank değil. Bir etkinlikle alıyorsunuz bunu. Bir etkinlikte zaman harcayarak, emek harcayarak alıyorsunuz. Vaktiniz varsa kasın. Vaktim yok ya da işte kasamayacağım. Ya son 2 tane 3 tane görev geldi. Onları da geçemiyorum. Çünkü kesinlikle şunu da söyleyeyim. Kolay değil şu görevleri yapmak. Özellikle zor görevlerde işte bozuklara 10.000 tane hasar ver. İşte git ölümsüzü öldür gibi görevler var. Bunlar çok kolay görevler değil. Ben de zor geçtim. Özellikle bunları VOT'a para vererek ya da altın vererek almanız ya da geçmenizi tavsiye etmem. İşte tavsiye etmemin sebebini hem şimdi maçta göreceksiniz hem de ben zaten az önce anlattım. Onları da harmanladığınızda bu tankı niye almamanız gerektiğini anlıyorsunuz. Tank orta tank olarak yapılmış fakat ağır tank kafasıyla yapılmış. Zırhlı olsun demiş ama gövde zırhı yok. Şimdi taretten sektirebiliyorsunuz. Evet, 250 mm güçlü bir taretiniz var. E topunuz eğilmiyor. Tareti kullanmak için hull'da kalmak gerekiyor. Onu kullanamıyorsunuz. Gizlenmeniz var. Topunuz sniper oynayabilecek bir top. E hızlı da yüklüyor değil mi? Yani yükleme süresi çok güzel. Nişan alma süresi gayet iyi. Başarılı. Hani tam süper değil ama başarılı. 100 metre dağılım başarılı. Ama ateş ettikten sonra geri kaçma çok zayıf olduğu için, geri hızı çok zayıf olduğu için kaçamıyorsunuz. Orta tankın en önemli özelliği nedir? Bir orta saha oyuncusu gibidir. Futboldaki gibi. Her bölgeye, ofansa, defansa, kanatlara yardım edebilmesidir. Şimdi orta tankları da böyle algılayın. Orta tankları da böyle düşünün. E bu tankta abi öyle bir şey de yok. Şimdi bu tankta ben kanat değiştiremiyorum. Niye? 42 km hız diyor. Tamam, aa diyorsunuz iyi. Hayır, değil. Hızlanamıyor. Bayırlarda çok ciddi bir şekilde düşüyor hızı. 30 km'lere kadar düşüyor. 20 km'lere kadar düşüyor. Sürtünmesi çok yüksek. Bunların hepsini kattığınızda orta tankın hiçbir özelliğini barındırmayan, sadece topu iyi olan bir tank görüyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmayayım. Replay'e geçelim isterseniz. Şimdi gelebilecek en kötü harita geldi bize burada, tamam mı? Prokhorovka. Niye gelebilecek en kötü haritalardan biri? Çünkü eğilmeyen bir topumuz var. Geri kaçamayan bir tankımız var. Kanat değiştirmek zor olacak. Ama buna rağmen nispeten iyi oynadığımız bir maç oldu. Şimdi buraları hızlı geçiyorum. Alıyoruz. Alp'in yaptığı bir yapayım mı? Evet. Burada Alp sonra şeyde öyle yapmış. Hoşuma gitti. Şimdi karşıda bir tane şey vardı. Orayı geri alayım ben bir dakika. Şimdi karşıda bir tane light spotlanıyor, tamam mı? O light'ı vuramıyoruz. Bak şimdi. Tamam, burada diyebilirsiniz ki acı sen de yani oradan nişan alamamışsın diyebilirsin. Bak. Nişan alma fena değil ama süper değil. Yani sahada niye böyle oluyor bilmiyorum. Nişan alma takılı. Çevir at takabilirsiniz gibi 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 özellikler takabilirsiniz. Buraları da hızlı geçeceğim. Biraz ileri gidiyorum. Spot verebilir miyim diye bakıyorum. Alpina Tiger önümüzde.
Skorpiyon geçiyor ama tehlikeli bir yerden geçiyor. Geçerken yiyor ve o aşağı düşmeye çalışıyor. Aşağı düşerken bir tane daha yiyor. Takım da gördüğünüz gibi muazzam oynuyor. Fakat ilginç bir şey göstermek istiyorum ben size. Burada durduracağım. Hatta durdurmayayım. Oynatayım. Şimdi haritaya baktığınızda, hatta haritayı da böyle kocaman yapayım ben, hep böyle oynayacağım artık. Şurada bir MY tank var aga. MIAF, M2, MY2, M2, MI, MUY, MUY ne derseniz deyin. Zibilyon tane farklı isimleri kullanıyor bu tank için. Bu tankın orada durması doğru gibi de olsa, bakın ben yine pozisyona takıyorum bu oyunda. O tank burada durmalı. Bir önceki IS-4 videomda çok eleştirmiş bir arkadaş beni. Demiş ki abi demiş orada IS-4'ten orada snipe yapıyorsun, sen IS-4'te snipe. Demiş ya snipe olur mu IS-4'te demiş. Arkadaşlar birinin orada snipe yapması lazım. Birinin oraya destek vermesi lazımdı. Ama veren yoktu. Ben TD olduğumda da spot vermeye gidiyorum. Ha ben TD'yim kardeşim. Bana lan demiyorum. Bu oyunu yanlış oynamak olmuyor. Bu ne oluyor biliyor musunuz? İnisiyatif almak oluyor arkadaşlar. Evet, IS-4'le oradan snipe yapılmayabilir. İşte ne bileyim TD ile spot açamayabilirsin. Ama bunu yapman gerekiyorsa ve birinin yapması gerekiyorsa, oyunu kazanma kafasındaysan ya da bölgeyi tutmaya kafasındaysan bunu yapman gerekiyor. Şimdi buraları yine hızlı geçiyorum. Bu arada bana ateş ediyorlar. Gövdemden sektiriyorum fakat bir obsidiyen tankını sektiriyorum. Yani kendi tankımın aynısını sektiriyorum. Niye? Çünkü topumuz iyi fakat zırhımız, topumuz o zırhı delebilecek kadar iyi değil. 212 deliyor zırhımız ilk mermiyle. İkinci mermiyle yanılmıyorsam, bakacağım şuradan bakayım. 212 birinci mermi, 242 ikinci mermi deliyor. Mermi hızları iyi. Sniper yatkın bir tank ama tekrar söylüyorum bakın. Snipe yapabilmeniz için iyi geri kaçıyor olabilmeniz gerekiyor. Nispeten kamuflajınız olması gerekiyor. Yani sniper çok uygun bir tank gibi ama yine snipe yapılacak bir tank değil. Devam ediyorum abi. Şimdi burada yaklaşık 1-1,5 dakika daha bekleyeceğim ben. Tamam, fakat diyorum ki abi bir şey yapmak lazım. Yani oyunu açmak lazım. Bakın burada yapacağım hamle oyunu açma kafası ama benim yapacağım o hamle oyunu açmaya yetmeyebilir. Burada oraya niye geçtin gibi yorumlar çok gelecek. Bir orta tanklı oraya geçilebilir mi? Senin topun zaten eğilmiyor. Ulan o tanklı oraya geçilebilir mi? Abi bir kere şu at gözlüklerini çıkarın arkadaşlar, tamam mı? Tekrar söylüyorum, oyunu efektif oynayın. Bazı kuralları atın kafanızdan. Ne yapıyorum abi? MY tankının geçmesi gereken, oynaması gereken yere geçiyorum. Tarete eğilir bir tank. Tareti zırhlıdır bir tankın değil mi? Ama geçmiyor. Bak 112 orada. 112'nin de tareti eğilmeyecek. Şimdi bu bölgeye geçtim. Ya kardeşim 112 benim sikletimde bir tank mı? Değil. Ama benim burada yapmak istediğim şey hem bu bölgeyi tutmak hem de şuradaki şu bölgeyi tutmak hem de şuradaki metlere destek vermek. Yani ağırlara destek vermek, oraya hasar atmak, onların rahat rahat bizim adamların üstüne basmamasını sağlamak. Nispeten işe yarıyor ilk başlarda ama 113 çok şey bir tank, akıllı bir tank. O da bana doğru geldi. O da beni tehdit ediyor ve o da kendi arkadaşlarına destek vermeye çalışıyor. Tabii biz burada o tepedeki E0, F0 hattındaki arkadaşlarla karşılıklı atışıyoruz. Birkaç tane attılar, denk getiremediler. Ben birkaç tane attım. Sanırım bir tanesini soktum, bir tanesi penetre oldu. Fakat diğerleri penetre olmadı, diğerleri tutmadı. Şimdi riskli bir durum. 113 tankı bassa çok rahat beni alır birebir de. Ama buradaki sıkıntı bakın, benim oraya gitmem değil. Buradaki sıkıntı Miao tankının, M4 tankının oraya gitmemesi. Şu tankın arkadaşlar, şu tankın oraya gitmemesi. Bu tank burada oynaması gereken bir tank. Ama gitmiyor. Arkadaki Forrest'a bak, ne yapıyorsun aga? Neredesin sen? Değil mi? Yani eleştirilerinizi anlıyorum ama lütfen o at gözlüklerini atın abi. Birinin burada bu tankı tutması gerekiyor. Ben buraya gelmesem, çok uzattım buraya ama uzatacağım abi. Çok kıl bir durum çünkü. Ben buraya gelmesem hiçbir şekilde burası tutulmayacak. Ve bizim arkadaşlar buradan takır 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 o topu eğilmeyen 113'ten, bir zamanın efsane olan 113'ünden çatır çatır vermeyecek. Şimdi 113 bana geliyor. T-34-3 bana ateş ediyor. Sektiriyorum. Nispeten taretiniz iyidir. Tankın iyi yönü bu. Fakat topum eğilmediği için
Penetrasyonum çok yüksek olmadığı için 113 tankını hiçbir şekilde delemem ben buradan. Çok 113'ün şöyle olması lazım. Abi gelip karşıma mal gibi durup hadi bakalım del beni. Del beni falan demesi lazım. Bak, yine sektirdim ama o da denk getiremiyor. Şimdi 113'ün de yeri orası değil. Ha, 113 oraya geçmiş. 113 umurumda değil. Niye oraya geçti, ne düşünüyor umurumda değil. Fakat bizim takımdaki M tankının buraya geçmesi benim umurumda. Burada kendimi övmek diyorsanız deyin abi. Ben bu bölgeyi tutmasam abi oyun yaklaşık 4-5 dakika önce çözülmüştü. 4-5 dakika önce oyun çözülmüştü. Çünkü tam karşımdaki 113 tankı burayı delik deşik kevire çevirmişti. Bunlar da basmıştı. Bitti. Bir bölgeyi tutan tankların tarihi başka bir yana ya da gövdesi başka bir yana döndüğü an maçı kaybetmişsiniz demektir. Şimdi burada karşıma ikinci bir tank geliyor, Defender. Artık burada işler iyice çığırından çıkıyor benim için. Çünkü bir yardımcım yok, bir destekçim yok ve iki ağır tanka, özellikle Defender gibi zırhlı bir tanka karşı kafa kafayım. E abi onların da tarati eğilmiyor. Kardeşim tarati eğilmiyor okey ama benim de taratim eğilmiyor. Ve ben orta tankım, 242 deli biliyorum. Onlar ağır tank. İki kişiler bassalar beni alacaklar. Tabii ki basmayacaklar, tabii ki basamazlar. Ama şu anda çok çok sıkıntılı bir durumdayım. Yani birinin uygunsuz bir pozisyonunu bulduğunda çıkıp ona ateş etmem bile benim için uygunsuz. Hatalı bir hamle olacak. Ateş ediyorlar, tekrar sektiriyorum. Ateş ediyorlar, tekrar sektiriyorum. Ben ateş ediyorum, onlar sektiriyor. Oyun burada kilitlenmiş gibi. Defender pozisyon değiştiriyor, akıllı bir oyuncu. Pozisyon değiştirip beni yandan yakalamaya çalışıyor fakat sektiriyor. 213'te Defender'ın baskısıyla birlikte üstüme geldi. Hata yaptı, altını gösterdi ve her şükür diyorum. Buradan bir arkadaş geldi ki ya benim oraya gitmem gerekiyor, gel bari. Benim sanırım dedim, sorumluluğum orada dedi ve benim olduğum bölgeye geldi. Ama yine çok iyi bir pozisyon alamıyor. Tabii bu arada sol taraf tamamen kilit, sağ taraf tamamen kilit fakat sağ tarafa bir Obsidian tankı basıyor. Bizim Scorpion'ların olduğu yere, Su-130 PM'lerin olduğu yere basıyor. Gördüğünüz gibi haritada yine Su-130 PM çok geride, çok büyük bir ihtimalle o Obsidian tankını görebilecek pozisyonda değil. Scorpion görecekti. Tabii orayı ben şu anda önemsemiyorum fakat diyorum ki benim bir şeyler yapmam gerekene, benim Defender'ın bana yaptığını ben Defender'a yapayım diyorum. O beni sağda yakalamak istedi ya, hani gelip yandan yakalamak istedi. Ben Defender'ı yandan yakalayayım diyorum. Şimdi burada İşim aslında riskli ama hep kafamda şu düşünce var. Oyunda pozisyon almak en önemli yapacağınız şey abi. Doğru pozisyon, doğru açı, doğru anda pozisyon oyunu değiştirebilecek yere götürür sizi. Tabii her zaman böyle olmaz. Şimdi Defender'ı görüyorum. Tarihi zırhlı bana dönük değil. Pozisyonum yoktu, ateş edemedim. Defender da kaçtı. Zaten zırhı da delebilecek pozisyonda değildim. Ateş etmedim bile. Hiç kıllandırmadım onu. Defender şu anda benim orada olduğumun farkında değil. Beni tamamen unutmuş durumda. Çok büyük bir hata yapıyor. İleri doğru geliyor. Sabit durdu. Ateş edeceğim. Bu. İşte her zaman söylediğim şey. Pozisyon, pozisyon, pozisyon. Abi oraya niye geçtin ki? Obsidian tankının orada taretin de eğilmiyor. Orta tank orada taret eğilmeyen orta tank durur mu? Abi atın. At gözlüğünü atın ya. Atın. Ayıstırtoda. Ayıstırtoda snipe yapıyor. Yapacaksın aga. Biri burada snipe yapmak gerekiyorsa yapacaksın. Şimdi tabii burada artık olay yine koptu. Ben Defender'ı indirdim ama arkadan bir AMX bastı bize. Adamlar orada 2 idi. 3 oldu. Defender'ı indirdim yine 2 oldular. Ve daha büyük bir tehlike, bizim sol taraf düştü ve bizim sağ tarafta düşmek üzere. Artık oyunu kaybediyoruz. Benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. Yapacak bir şeyim de yok benim. Hani bir ona bakıyorum, bir 113'e bakıyorum, arkaya bakıyorum falan derken diyorum ki abi burada artık ben diyorum şeye nişan alayım. Şuradaki arkadaşa nişan alayım. Alıyorum nişanımı. Iska. Çünkü burada belli olmadı ama az önce benim birazcık İterek pozisyonumu bozmuştu. Ben şimdi burada yine bir şeyler yapmam gerekiyor. Diyorum ki burayı M tutsun artık aga diyorum. Yani bu kadar da yapsın, bu işi yapabilsin diyorum. Ve sağ tarafa doğru gideceğim. Çok az şu önümdeki tepeden, şu anda nişan aldığım
tepeden çok az yükselip taretimin zırhını kullanıp buradaki arkadaşlara hasar vermek istiyorum. Çünkü arkada 130 PM var. Onun ona vurabileceğini düşünüyorum. Ve bu arada oradaki tankı garaja yolluyoruz. Fakat bir başka tank bana ateş etti. Zor pozisyon olduğumun farkındasınız. 112'yi gördüm. O da bana bastı. Skorpiyon geliyor. O basacak. Artık öldüm. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. 130 PM. Forest Sprint. Şu anda haritanın şurada gördüğünüz arkadaşınız. Hatasını görüyor musunuz abi? İstediğinizi söyleyin. Ama bu adamın abi adamlar bastığında ben buradayım tamam mı? Nasıl bir ben? Ben bu odayım. Ben buradayım. MY tankı burada. Buraya gidiyor. Ha diyor ki bak umurumda değil. Ben itin anasının hörekesinin bilmem neresine gireceğim. Orada yatacağım bekleyeceğim diyor. Artık yapacak bir şeyim yok. Artık son bir hasar atabilirsem atamıyorum ve maçı kaybediyoruz. Uzun lafın kısası şöyle bir yorum getireyim maç hakkında. Maçta yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yapmamız gerekenler dışında da yaptık. İnisiyatif aldık. Tankımız birçok yönden eksik. Bence tankın analizini yapıyorum. Tankımız birçok yönden eksik. Tarete eğilmiyor. Zırhlı bir tarete olmasına rağmen bunu çok fazla efektif kullanamıyorsunuz. Nişanınız iyi, top yüklemeniz iyi ama bunun dışında çok da fazla bir numarası yok tankın. Tekrar söylüyorum, tankı beğenmedim ve altını çizerek söylüyorum. Emek sarf edeceksiniz, zaman sarf edeceksiniz. Oyunu oynuyorum, takılıyorum, ben bu modu sevdim diyorsanız okey oynayın. Ama ekstradan tekrar söylüyorum, benim tarzıma uyan bir tank değil. Tankın nasıl bir tank olduğunu anlattım. Siz de düşüncelerinizi yazın. Sizin tankınız değilse, size uymayan bir tanksa almayın derim efendim. Evet, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın.